Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırında kaşarlı ve yumurtalı bir mantar tarifi paylaşacağım. Hem sofralarınızı zenginleştirecek, hem çok pratik, hem de gerçekten çok lezzetli bir tarif. Sabah kahvaltılarınızı inanılmaz zenginleştirecek. İsterseniz ara öğün menüsü olarak da yiyebilirsiniz. Hatta böyle akşam bazen kahvaltı yapmak isteriz. Hani yemek yemek istemeyiz. İşte o güzel öğünler. Keyifle tüketebilirsiniz. Hatta aslında varsa et yemeklerinin yanında garnitür olarak da kullanabilirsiniz. Tamamen sizin hayal gücünüzle ilgili. Zaten mantar biliyorsunuz her şeye çok yakışan besinlerden bir tanesi. Öncelikle kabuklarını soyarak başlıyorum mantarlarımın. Gördüğünüz gibi bayağı büyük olanlardan seçtim. Sonrasında da sap kısımlarını aldım ve onları bir çanak haline getirdim. Dereotumuz var şimdi. Ben önceden yıkadım, biraz kuruttum dereotlarımı. İnce ince doğruyorum. Bunları mantarlarımın içine koyacağım. Çünkü mantar ve dereotu birbirine inanılmaz yakışan iki tane sebze. Yarım demet kadar yeterli olacaktır. Ayarını tamamen size bırakıyorum. Öncelikle mantarlarımın içerisine ve bir çay kaşığı kadar gördüğünüz miktarda içini dolduracak kadar tereyağı ilave ettim. Aslında bütün olarak koydum. Zaten eriyecekler biliyorsunuz. Sonrasında da dereotlarını içine bıraktım. Şimdi ayrı bir kasede de kaşar peynirimi rendeliyorum. Onlar orada beklesin. Şimdi sıradaki işlem aslında yumurtalarımın sarısı ve beyazını ayırmak için yaptığım bir işlem. Ben bunları ayrı ayrı kaselerde yapacağım ki yumurta sarılarını bütün bütün alabileyim diye. Her bir mantarın içerisine bir adet yumurta sarısı koyacağım. O yüzden böyle kaselere koyuyorum ki dağılmasını engellemek için ve daha kolay ayrılmasını sağlamak için aslında. Tek tek ayırıyorum. Beyazları kalsın şimdilik. Onları da az sonra zaten kullanacağım. Gördüğünüz gibi bu şekilde hem dağılmıyor hem de çok güzel ayrılıyorlar. Beyazlarını da tek bir kasede topluyorum şimdi. Tabii mantarlarımın sap kısımlarını da biliyorsunuz ayırmıştım. Onları da değerlendireceğiz. Onları da böyle ince ince doğruyorum. Yumurta kasemin içerisine onları da ilave edeceğim şimdi. Bu da gerçekten göreceksiniz harika bir karışım olacak. Mantarlarımızın yanında yumurtalı ve kaşarlı mantarımızın yanında bu da harika bir lezzet olarak tabağımızda, soframızda yer alacak. Şimdi ayırdığım yumurtakların içerisine mantarı ve dereotunu ilave ettim. Biraz tuz, karabiber ilave ediyorum. Baharatları isterseniz çoğaltabilirsiniz de tamamen sizin damak zevkinize bırakıyorum. İçerisine bir miktar kaşar ilave ettim. Az önce rendelemiştim. Bir adet de yumurta. Ama bu kez yumurtayı sarısıyla beraber, diğerinde sadece beyazlarını kullanmıştım karışımın içerisinde. Bir tane de sarısını ilave etmek istiyorum. Ve bir güzel karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi tost ekmeklerim var. Şimdi tost ekmeklerimin içerisini çıkartıyorum ve bir çerçeve oluşturacağım. Kare bir çerçeve. İçlerini bu şekilde bıçak yardımıyla alıyorum. Bunlar da adet vermiyorum. Harcınız kaç adet ekmeğe, ekmek dilimine yeterse o kadar kullanabilirsiniz. Zaten biliyorsunuz bunlar böyle çok lezzetli oluyor. Tabaklarda ve sofrada hiç kalmıyor. O yüzden sayısını istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Şimdi ben tavamın içerisine krep tavası kullandım bu arada. Ekmek çerçevelerimi yerleştiriyorum. Az önceki harcımı gördüğünüz gibi kepçe yardımıyla ortalarına bırakıyorum. Tam ortalarına. Onlar ben yaptıkça göreceksiniz ki şimdi hayal edin nasıl güzel şeyler bizi bekliyor. Kapaklı bir tavanız varsa aslında onda daha kolay olur. Ama ben ters düz yapmak istediğim zaman bir tabak kullandım. Düz bir tabak. Onunla tek tek değil hepsini birden ters düzle yapıp sonradan ayırabilirsiniz. İşte kalan harcımı da bu şekilde değerlendirdim. Ekmeklerim hazır. Onları da sofrada mantarlarımın yanına ilave edeceğim. O şekilde sunum yapacağım. İçerisinde baharatlar, mantar, dereotu, yumurta, kaşar aslında birçok sevdiğimiz lezzet bir arada. Gördüğünüz gibi mantarlarım da beni burada bekliyorlardı. Şimdi az önce ayırdığım yumurta sarılarını
Hiç bozmadan tek tek kasede. Gerçi bir tanesini bozdum ama çok da önemli değil. Lezzetinden hiçbir şey kaybetmeyecek. Mantarlarımın içerisine yerleştiriyorum. Üzerine bir miktar tuz tamamen size bırakıyorum ve karabiber. İsterseniz ekstra farklı baharatlar da tamamen yine sizin tercihinize bağlı ilave ediyorum. Ve bir miktar da rendelediğim kaşardan böyle bir tutam bir tutam mantarınızın boyutuna göre ilave edebilirsiniz. Gelelim pişirme aşamasına. Şimdi fırın tepsimin içerisine yağlı kağıt serdim. Ben mantarlarımı içerisine yerleştiriyorum bir güzel ve yaklaşık 15 dakika 180 derecede pişmesi yeterli olacaktır. Harika görünüyorlar. Emin olun bıçakla kesip çatal yardımıyla yediğiniz zaman o eşsiz lezzete inanamayacaksınız. Ve ekmeklerim de yanında, yine onlar da biliyorsunuz mantarlı, kaşarlı, dereotlu, birbirini tamamlayan bütün lezzetler bir arada. Ben çok bekletmeden sıcağıyla hemen servis etmenizi öneririm. Gördüğünüz gibi gayet kolay bir şekilde hazırladığım eli hem de çok lezzetli tarifler, ikisi de bir arada. Umarım sizler de dener ve çok beğenirsiniz. Daha fazla güzel tarif için de lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca denerseniz yorumlar kısmında da bana sonuçları iletirseniz çok mutlu olurum. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Hoşça kalın.